Abdülkadir Selvi. Hulusi Akar. Bedeli neyse ödeyecekler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Kara Havacılık Komutanlığı'nda kurulan bir üst bölgesini gezdik. Ancak emekli amirallerin bildirisinin muhtıra tartışmalarına neden olduğu, sarıklı amiral hakkında soruşturmanın sürdüğü bir sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya gelince soruları birbiri ardına sıraladım. Hulusi Akar darbe imalı bildiri yayınlayanlar hakkında sert konuştu bedeli neyse ödeyecekler dedi haddini aşan bir bildiri milli savunma bakanı akar 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili soruma kapsamlı bir yanıt verdi türk silahlı kuvvetlerini kullanıyorlar bunu görüyorsunuz değil mi bu arkadaşların silahlı kuvvetlerde bir görevi sorumluluğu var mı Yok. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde, kendi egoları doğrultusunda ben bilirim, ben ederim anlayışı içinde. Devletin dış işleri, iç işleri, milli savunma bakanlıkları var. MIT var, genel kurmay var, kuvvet komutanlıkları var. Burada onlarca insan çeşitli konularda görev ve sorumluluklarının birinci içinde kendi konularına çalışıyor. Üniversiteler var sorumlu ve görevli olan herkes her şeyi çalışıyor. 104 kişiyi bir şekilde manipüle ediyorsun, bir araya getiriyorsun. Haddini aşan bir bildiri bu. Neye hizmet ediyor? Moral motivasyon bozuyor, düşmanı sevindiriyor, birliği beraberliği bozuyor dedi. Düşmanı sevindirmek. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da önemli vurgular vardı. Hulusi Akar, bu açıklama için çalıştık, kelimeleri özenle seçtik dedi. Bildiriyi problemli bir durum olarak değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyonda da eğitimle dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir? Onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar? Bunun ne manası var diye tepki gösterdi. Türkiye'nin imajına zarar veriyor. Milli Savunma Bakanı Akar bildirinin Türkiye'nin imajına zarar verdiğinin altını çizdi. Çık televizyonlar serbest orada konuş. Gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye'nin imajını bozuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde gücümüzdeyiz. İçeride bağlantıları var mı? Israrla sorduğum sorulardan biri de bildiri yayınlayanların Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bağlantıları olup olmadıydı. Akar soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacağını söylemekle yetindi. Bedeli neyse ödeyecekler. Bildiriyle bir dış bağlantı olup olmadığı sorusunu son dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sistematik saldırılarla birleştirerek sordum. Hulusi Akar ayrıntılı bir yanıt verdi. Bu olayların üst üste gelmesi bir plan mı, program mı, tesadüf müdür? Bunlardan ziyade somut, mekanik olaylara bakacağız etkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Mekanizma nasıl oluştu? Onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var? Başka şeyler olabilir. Başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş, yazmış insanlar. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler dedi. Erdoğan'dan kararlılık mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli amirallerin bildirisi üzerine kapsamlı bir açıklama yaptıktan sonra AK Parti'nin en yetkili karar organı olan MYK bildiri görüşmek üzere toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada basın toplantısında açıkladığı metin doğrultusunda bir değerlendirme konuşması yapıyor. Ama oradan ayrı olarak kararlılık vurgusunda bulunuyor darbe imasında bulunan zihniyetle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğunu ifade ediyor. Darbeci zihniyete karşı hükümet, siyaset ve toplum olarak bir bütün halinde mücadele etmeliyiz. Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız diyor. Sarıklı amiral ihraç yolunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sarıklı amiral işine tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sarıklı amiral hakkındaki soruşturmayı sorduk. Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim Sarıklı Amiral Türk Silahlı Kuvvetleri'ni rahatsız etmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edileceği intibas edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış. Harp okullarına giriş yönetmeli. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harp okullarına giriş yönetmeninde yapılan değişiklik hakkında kapsamlı açıklamalar yaptı. Eski yönetmelikte söz edilen irtica, siyasi, yıkıcı, bölücü kavramları muğlak. Tutum ve davranışlarıyla yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması deniliyor. Neyin siyasi, yıkıcı, bölücü olduğuna kim karar verecek? Giriş şartı bu. Bu kime hitap ediyor biliyor musunuz? Öğrenci alımındaki komisyonda görevli albaya bu yönergeye göre öğrenci alıyoruz. Peki biz ne yaptık? Tamamen pratik o albayın işini kolaylaştıracak olanı yaptık. Diyoruz terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya bunlarla irtibatlı olmak. Bitmedi. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. Yani MIT'te Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratında aleyhinde bir şey olmayacak. Bundan daha somut, modern bir şey olabilir mi dedi. Atatürk yönetmenlikten çıkarılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir süredir sistematik bir saldırı altında olduğu gözden kaçmıyor. Onlardan biri de sözleşmeli subay az subay yönergesinden Atatürk'ün çıkarıldığı iddiası. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu iddiaya sert tepki gösterdi. Yeni bir yönerge yok. 2010'da yayınlanan yönergeler yürürlükte. Bu yönergelerde Atatürk'ün çıkarılması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü yeni bir yönerge yok. Birileri bir şey mi karıştırıyor, araştırılıyor. Bir kaşık suda fırtına çıkardılar. Bizim Atatürk hassasiyetimizi herkesin bilmesi lazım dedi. <laughs>